İkinci bu husus, bildiğiniz gibi koronavirüs salgını dolayısıyla hizmet, yiyecek, içecek sektöründe faaliyet gösteren firmaların yaşadığı sıkıntıları sürekli dile getirmiştik. Rıfat Başkanımızın da, Cumhurbaşkanımız da ve gerekli meclislerde yaptığı görüşmeler sonucu yiyecek, içecek sektöründe faaliyet gösteren firmalara ciro kaybı desteği adı altında bir süreç başladı. Bu firmaların bu süreçten faydalanmasını istiyoruz. Faydalanma şartları nasıl olacak derseniz, önce şahıs firmaları faydalanabiliyor bu işlerde. 2019-2020 yılı arasındaki ciro kaybı %50 aşan firmalar minimum 2 milyon, maksimum 40, minimum 2 bin, maksimum 40 bin TL'ye kadar destek alabiliyorlar. Bu destek de iki yılın arasındaki farkın %3'ü kadar oluyor. E-Devlet üzerinden Ticaret Bakanlığı sitesinde müteşebbislerimiz, firmalarımız bu devlet başvurularsa kısa sürede dönüş olacaktır. İnşallah küçük de olsa bir destek olur firmalarımıza. Tabii bu yeterli mi? Bence yeterli değil. Artık yiyecek, içecek sektörünün kontrollü bir şekilde tekrar faaliyetlerine geçmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü bu tür firmalarla, lokantalarla, elemi sektörüyle yaptığımız görüşmelerde artık çalışanlar ve firma sahipleri ciddi sıkıntıda. Buradan Cumhurbaşkanı'na seslenmek istiyorum. Bir an önce gerekli düzenlemelerin yapılıp bu firmaların tekrar faaliyet göstermesini istiyoruz. Çünkü paket servisiyle bu iş yerleri dönmüyor artık. Bunu herkes biliyor. Teşekkür ederim. Efendim, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı'yla bu konuyu işaret ettiniz mi? Cumhurbaşkanı iletimiz konusunda. Tabii sürekli zaten bu konuları biz ona ilettiğimiz için o da Maliye Bakanlığı'na, Ticaret Bakanlığı'na, Cumhurbaşkanı'yla bizzat görüşerek zaten bu destek çıkarıldı. Ama bizim talebimiz artık bu işyerlerinin normal faaliyetlerine dönmesini istiyoruz. Başkanım, peki Ünye'de şey belli mi? Hani bu sektörde sayı olarak belli mi tahmini? Yararlanabilecek şekilde. Tahmini sayılara açıkçası bakmadık ama işte şahıs firmaları bu süreçten faydalanabiliyorlar. Güzel kişiler faydalanabiliyorlar. Peki.